Levent'i sevmediğini açıkça söyledi. Aşık değilim ona dedi. Hasret mi söylemiş evlenmek istemediğini? Hasret kararını vermiş. Evden çıkarken Levent gelmiş. O açmış konuyu. Olmuyor demiş, sana bu acıyı yaşatama. Beraber anlaşıp konuşup vazgeçmişler. Buraya kadar bir sorun yok tabii. Asıl sorun sonradan anlattıkları. Of, çok utandım ya Murat. E ne oldu ki? Ne söyledi? Hasret'e bundan sonra da görüşelim, arkadaş olalım dedim. O da sana karşı dürüst olmalıyım Ceren dedi. Sonra tuttu sizin aranızda ne geçtiyse başladı anlatmaya. Arkadaş olacaksak her şeyi bilmen gerekiyor dedi. O an yer yarılsa içine girsem dedim. Yüzüm kıpkırmızı oldu. Of Murat ya. Kız bana nasıl davranıyor, benim ona yaptıklarıma bak. Bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim ama neredeyse söyleyecektim. Ne anlattı bizimle ilgili? Her şey. Sana duyduğu aşkı, pişmanlıklarını, Levent'le sana kızdığı için nişanlandığını. O kadar saf, o kadar içtendi ki bir an tutup sarılmak istedim. Murat aslında seni seviyor diye bağıracaktım neredeyse. Yapmadığın iyi olmuş. Sen söylemek istersin diye düşündüm. Söyleyeceğim. Ne zaman söyleyeceksin? Gelecek ay mı? Ceren, söyledim ya. Şu an her şey çok taze. Daha bugün ayrıldılar. Hemen gidip biz sana oyun oynadık diyemem ki. Doğru. Sanırım ben sormadıkça kimse neler olduğunu anlatmayacak. Nesrin'cim. Ne öğrenmek istiyorsun anne? Hasret'le Levent'in neden ayrıldığını. Ne önemi var bunun? Ayrılmışlar işte. Sadece merak ediyorum. Hayır, sadece merak etmiyorsun. Hasret'le Levent evlenmediği için rahat değilsin. Çünkü Levent evlenseydi ondan kurtulmuş olacaktın. Şimdi yine benim aklımı karıştıracağını düşünüyorsun. Yalan mı? Nereye gidiyorsun? Biraz dolaşacağım.